yine tabii ki hafif, yine bol enerjili, sağlıklı, vitaminli malzemeler kullanıyoruz. Neler kullanacağız? Kayısılı muz tatlısı için, kuru kayısılı muz tatlısı için 3 adet muz, 200 gram kuru kayısı, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 litre süt, 1 paket vanilya, süslemek için de üzerine pasta süsü ve tarçın kullanacağız. Evet, bir daha tekrar edelim. 3 adet muz, 200 gram kuru kayısı, 1 su bardağı toz şeker, 1 litre süt ve 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı nişasta, süslemek için de üzerine pasta süsü ve tabii ki tarçın kullanıyoruz. Evet, şimdi sevgili izleyicilerim, şöyle Ayşegül Hanım malzemelerimizi saydı ve tekrardan sizler için bir tatlı hazırlayacağız. Ve tatlımız farklı olacak, muzlu ve kuru kayısılı olacak. O da farklı olacak ve güzel bir lezzet olacak. Ve sizi yormayacak bir tarzda yapacağız. Şimdi muzu siz farklı şekillerde de yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. İsterseniz hemen robotta da çekebilirsiniz. Mikserden de çekebilirsiniz. Veyahut da biz geç onu mikserde çekmeyeceğiz. Hemen ne yapacağız? Önce tatlımızı hazırlayacağız. İçine kayısıları ilave edeceğiz. Onlar güzelce bir şekilde kaynayıp özleştikten sonra şekerimizi içine ilave edeceğiz. Ve ondan sonra nişastamıza bağladıktan sonra hemen pudingimizi hazırladık. Ve ondan sonra muzları da güzelce bir şekilde hemen doğrayıp ondan sonra tabaklarımıza koyacağız. Ve üzerine hazırlamış olduğumuz hemen pudingimizi içine ilave edeceğiz. Üzerine ilave edeceğiz. Siz isterseniz onları küçük küçük doğrayıp da içine ilave edebilirsiniz. Veyahut da onları, ama ben biraz daha hafif böyle diri kalmasını istiyorum. İnsan böyle yediği zaman ağzında hissetsin diye. Farklı bir şekilde ben yapmak istediğim için onu ben farklı bir tarzda sizler için hazırlayacağız. Evet, şöyle yani hemen, diyorsun ki usta istersen çekebiliriz robotta. Evet. Ama çekmesek de güzel olur. Tabii ki. Şimdi ben şunu diyorum Ayşegül Hanım. Şimdi siz normalde tatlıyı aldınız. Normal çektiğiniz zaman, onu yediğiniz zaman çok fazla, sadece tam tadını alacaksın ama içindekini hissedemeyeceksin. Anladım. Ben de onu hissetmek için tabii ki tane tane ağzımıza gelsin. Güzel. Onun için ben farklı bir şekilde hazırlayacağım. Şöyle sevgili dinleyicilerimiz, hemen muzları görüyorsunuz tatlımız için. 3 adet demiş ama biz biraz fazla getirdik. Muzları görüyorsunuz. Ondan sonra nişastamız var. Onu 1 veya 2 yemek kaşığı kadar kullanacağız. Toz şekerimiz var. Şekeri de çok fazla kullanmayacağız. Olabilir belki rahatsız olan da izleyicilerimiz varsa onlar da aynı şekilde yapsınlar diye. Gerçi bizden bir izleyicimiz bizden şekersiz tatlar demişti. Onu ben unutmadım. İnşallah onun için hazırlayacağım. Ondan sonra şöyle hemen neyimize vanilyamız var. Ondan sonra tarçın ve pasta süsümüz var. Ve sütümüz sevgilicilerimiz. Şöyle sütümüzü alalım. Gördüğünüz gibi şöyle. Bu arada usta belki komik gelecek ama muzu doğru soyma özelliği de var. Biz gerçekten muzu doğru da soyamıyoruz. Onu da ben göstereceğim müsaaden olursa. Tabii çünkü ki, saatlerce tabii uğraşıyoruz. Bazen böyle ısırıyoruz, bıçakla kesiyoruz. Neden muzu soyamıyoruz diye. Onun çok kolay bir yöntemi tahtaya var. Tahtaya vuruyoruz. Tahtaya vuruyoruz dediğin gibi. Hemen 2 dakikada şöyle 2 parmağınızla soyabileceğiniz bir yöntem. Sizlere göstereceğiz onu da. Evet şöyle. Evet şöyle sütümüzü sevgilimiz ne yaptı? Güzelce bir şekilde tenceremize ilave ettik. Ve ondan sonra tenceremizin altını açıyoruz. Yavaş yavaş hemen kaynamaya başlasın sevgili izleyicilerim. Şöyle sütümüz ısınsın. Biz de ne yapalım? Şöyle hemen evet, şöyle ortada kaldıralım. Bir telefonumuz var. Alo tamam, diyelim, sonra devam edelim usta. Alo, siz tabii ki yapabilirsiniz. Merhaba. Merhabalar. Kolay gelsin Ayşe abla. Sağ olun. İsmet Bey, İsmet Taş, ha, İsmet Kars. İsmet Taş. Ha, Kars'tan. Evet. Kars'a mı gittiniz İsmet Bey? Hayırdır? Ya bir hayır işi vardı. Düğüne gittik. Evet, oradan da izliyorum aklıma, diyorsunuz. Siz geldiniz, Abdullah abi geldi. Allah dedim, razı olsun, sağ olasın. Size bir yer sallayın dedim. Allah razı olsun. İnşallah, inşallah burası sizin eviniz. İstediğiniz tamam, kadar Allah gelebilirsiniz. Allah. Rahat bir şekilde konuşabilirsiniz. Çok teşekkür tamam ediyoruz. Allah sağ razı olun olsun. Koray yasın, Abdullah abi tamam söyle. Sağ olun, evet. Sağ olun. Kars'a da selamlar. Evet. Şimdi sevgili cinemiz hemen ne yaptı? Sütümüzü güzelce bir şekilde tenceremize koyduk. O yavaş yavaş altını açtık. O kaynamaya başladı sevgili cinemiz. O kaynadıktan sonra hemen ne yaptık? Kayısıları güzelce bir şekilde doğradık ve içine ilave ettik. Şimdi ablam güzelce bir şekilde karıştırsın. Ve ondan sonra ne yapıyor? Şöyle toz şekerimizi içine ilave edeceğiz. Şöyle 1 su bardağı kadar da toz şekerimizi içine ilave ediyoruz. Evet, tekrar, önce pudingi hazırlıyoruz. Evet, önce pudingimizi hazırlayacağız. Yavaş yavaş hemen karıştırıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Bir pakette vanilyamızı da içine ilave edelim. Şöyle gördüğünüz gibi. Vanilyamız da çok güzel bir tadı, lezzet verecek sevgili izleyicilerimiz. Biz de bu esnada şöyle bir yemeğimize bakalım. Yemeğimiz ne durumda? Şöyle maydanoz yemeğimiz sevgili izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi hemen güzelce bir şekilde kaynadı. 2-3 dakika daha kaynasa yeterli olacak herhalde. Şöyle. Evet, gerçekten evet, çok güzel görünüyor. Çok farklı oldu değil mi? Çok farklı oldu. Başlı başına bir vitamin ve enerji yemeği oldu gerçekten. Evet.
Şöyle gördüğünüz gibi seyircilerin hemen robotumuza güzel bir şekilde yemeğimizi de hazırladı. Bir iki dakikada kaynasın. Yemeğimiz hazır. Hemen alabiliriz. Şimdi yemeğimiz yavaş yavaş kaynarken biz de şimdi tatlımızı hazırlıyoruz. Şöyle Ayşegül Hanım ne yaptı? Güzelce bir şekilde sütümüzü tenceremize koyduk. Ondan sonra içine kayısıları ufak ufak doğrayıp ilave ettik. Karıştırıyor şu anda. Toz şekerimizi ilave ettik. Ve bir paket de vanilyamızı da içine ilave ettikten sonra şöyle onunla kaynamaya devam etsin. Ben de şimdi onu bağlamak için sosumuzu şöyle biraz nişasta almamız gerekecek seyircilerimiz. Evet, sütümüzü güzel kaynatacağız. Ondan sonra ne yapacağız? Nişastamızla bağlayacağız tabii ki. Evet. Sütü de anlattık sizlere. Çok faydalı, çok şifalı. Kesinlikle yemeniz gereken, içmemiz gereken daha doğrusu yararlı bir içecek tabii ki. Evet. Günde en az bir bardak süt. Küçükten büyüğe, 7'den 70'e herkesin içmesi lazım. Kemik gelişimi için tabii ki önemli olan kalsiyum değeri yüksek, vitaminli, Allah'ın bizlere sunduğu doğal bir içecek, bakın öyle değil mi? Doğal. Şimdi bazı tabii içecekleri biz kendimiz meyve sularını, meşrubatları yapıyoruz ama bu Kur'an-ı Kerim'de ayette de geçen Cenab-ı Allah'ın bizlere doğal yollarla sunduğu harika bir hediye, bir hazine. Altın gibi değil mi Ayşegül? Kesinlikle öyle usta. Fazla, evet. Ve ben hani geçen söyledim, biliyorsun dedim ya, hani süt derken süt gibi beyaz, süt gibi ak, süt gibi temiz. O kadar güzel böyle manevi bir şeyi var ki, bir havası, bir şeyi var. Manevi özelliği var daha doğrusu. İçmekte de fayda var. O yüzden evet, içeceğiz. Fazla fazla içelim. Fazla fazla içelim. Evet, şöyle seyircilerimiz görüyorsunuz. Hemen güzelce bir şekilde şöyle sütümüzü tenceremize koyduk ve ondan sonra hemen kayısıları doğradık, içine ilave ediyoruz. O yavaş yavaş kaynamaya devam edecek ve ondan sonra vanilyamızı içine ilave ettik. Şöyle kaynamaya devam etsin. Ondan sonra biz 2 yemek kaşığı kadar nişastamızı da hazırladık. Şöyle az bir şey suyla açtık ve onu da biraz sonra iyice kaynadıktan sonra içine ilave edeceğiz. Şöyle iyice bir bağlayacağız. Şöyle hemen tabaklarımızı, 6 tabak şöyle Ayşegül Hanım getirmiş. Onları da şöyle bir açalım masa tezgahımıza. Görüyorsunuz. Evet. Onları da şöyle açacağız. Biraz sonra içlerini güzel bir şekilde hemen muzları ufak ufak doğrayıp ilave edeceğiz. Ve ondan sonra üzerine hazırlanmış olduğumuz muhallebimizi dökeceğiz. Evet. Sen muzları nasıl soyuyorsun usta? Sen de mi kırıyorsun yoksa? Ben... Evet, gerçekten. Ben şöyle ustam, evet, sadece. İşte bu. İşte bu. Gerçekten çekiyorsun. Usta olmak çok farklı. Ama biz hep böyle soyarız değil mi? Yani çoğu insanlar. Sırıyor musun hiç soyuyorsun? Ama ben eskiden ben de böyleydim. Yani bilmiyordum muzun nasıl bunun da bir soyma yöntemi varmış. Biz böyle tiye alıyoruz ama. Niyazi, niye sen şey yapıyorsun? Niyazi. Soyma şekli var. Bak şimdi sen nasıl soyuyorsun Niyazi? Buradan değil mi? Böyle uğraşıyorsun, çabalıyorsun. Ortadan evet diyor. İkiye bölüyor. Ortadan ikiye bölüyor. Isırıyor, kesiyor. Evet. Ne kadar kolay, bakın bunun bir sapı değil mi? Bir sapı var. Şöyle evet, sapından 2 dakika aldığınız zaman hemen anında soyuluyor. Onu isterseniz siz yiyin. İki hamleyle. Tatlımız da şöyle hemen hazırlandı. Tatlımızı da bir daha anlatalım. Önce ne yapıyoruz? Sütümüzü tenceremize koyuyoruz. Ondan sonra kayısıları ufak ufak doğrayıp içine ilave ediyoruz. Kayısıları da içine ilave ettikten sonra şöyle güzelce bir şekilde kaynasın, özdesin. Ve ondan sonra şekerimizi ve vanilyamızı da içine ilave ettik. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar da nişastamızda hemen şöyle bağlıyoruz, görüyorsunuz. Evet. Şöyle koyu bir kıvam alsın. Herhalde o zaten yeterli gelecek. 2 yemek kaşığı kadar. Şöyle Ayşegül Hanım yavaş yavaş sevgilicilerimiz hemen karıştırsın. Biz de şöyle muzları güzelce bir şekilde soyalım. Görüyorsunuz. Ondan sonra hemen ortadan ikiye bölüyoruz. Ve ondan sonra şöyle doğrayalım. Evet. Şöyle doğradıktan sonra hemen şöyle tabaklarımıza koyalım. Evet, bu arada muzda da ilgili bilgi verelim. Ustamız bir yandan doğrarken kameralarımız evet, şu an muzda ve anlatıyoruz muzu. Güneydoğu Asya'nın tropikal bölgelerinde doğal olarak yetişen bir ağaç. Sen Güneydoğu deyince demiyorsa diyeceğim Mardin mi diyeceğim. Yok, şey. Güneydoğu Asya derken tropikal bölgelerde sıcak iklimlerde yetişen, özellikle biliyorsun bu dünyanın tabii ki diğer ucundan ta buralara kadar gelen çok güzel doğal bir meyve, bakın kendiliğinden yetişiyor. Aşılamanıza, ondan sonra ekmenize gerek yok. Ağacı olduktan sonra tabii ki ağacı olduktan sonra kendi kendine yetişen ve doğal meyve olarak en çok dünya üzerinde tüketilen, çok sağlıklı, vitamin değeri çok yüksek bir meyve. Eskiden biliyorsunuz muz yemek çok böyle büyük bir lükstü. Aslında baktığınız zaman dünya ülkelerine 3. sınıf ülkelerde çok tüketilen bir meyve haline de geldi. Şimdi herkes alıp muzu çok rahat bir şekilde tüketebiliyor tabii ki. Özellikle muzla ilgili şunu söyleyelim. Kemik gelişimi,
kas ağrıları, kas gelişimi için çok önemli olan harika bir meyve. Evet. Evet. Şöyle. Çok güzel bir meyve. B vitamini, C vitamini, A vitamini, E vitamininin de kendi içerisinde barındırıyor. Hatta şunu söyleyebiliriz. Çocuklarımıza biliyorsunuz bedenimizin tuza ihtiyacı var. Ve bu tuz sadece tabii ki doğal olarak yapay yollarla elde ettiğimiz tuz değil. Bazı yiyeceklerde de tuz var. Vücudumuzdaki doğal mineral tuzlarının karşılanması için de çocuklarımıza bol bol muz yedireceğiz. Onlar da tuz ihtiyacını muzdan karşılayabilirler. Evet. Yani yemekte fayda var. Kilo alırım diye korkmayın. Öyle çok da kilo aldıran bir meyve değil aslında. Yok, çok fazla bir kilo aldıran bir meyve değil. Hayır. Çok hafif olan bir meyve çok türüdür. Çok hafif, kesinlikle öyle. Fazla da çocuklarımıza yedirebiliriz. Hı hı. Onları hatta ne yapabiliriz? Güzel bir şekilde doğrayıp yoğurdun içine de ilave edip tabii, çocuklarımıza sütlü, o şekilde sütlü de verebiliriz. Için tabii farklı bir şekilde de çocuklarımıza sunabiliriz. Evet, şöyle hemen sevgili izleyicilerimiz tatlımızı hazırladı. Şöyle tatlımıza neler yapmıştı bir daha anlatalım. Ondan sonra hemen şöyle yapılışına geçelim sizlerle beraber. Hemen sütümüzü tenceremize koyduk. Onu güzel bir şekilde kaynattık. İçine kayısılarımızı ilave ettik. Ondan sonra şekerimizi, vanilyamızı ilave ettikten sonra iyice kaynadı. Ve ondan sonra ne yaptık? Hemen 2 yemek kaşığı kadar nişastamızda onu iyice bir bağladık. Ve bağladıktan sonra şöyle güzelce bir kaynadı sevgili izleyicilerimiz. Altını kapattık. Şöyle altını kapattıktan sonra hemen ne yaptık? Muzları ufak ufak doğradık ve tabaklarımıza, servis tabaklarımıza koyduk. Ve onları servis tabaklarımıza koyduktan sonra hemen ne yapıyor? Şöyle alıyoruz hazırladığımız pudingimizden üzerine döküyoruz. Biraz da hafif, çok fazla da koyu olması, koyu kıvamda olması biraz da hafif. Şöyle sulu zaten olabilir. Zaten o soğudukça ne özdeşi, olacak? Evet, daha da koyulaşacak. Doğru. Şöyle karıştıralım. Şimdi çocuklarımıza bol bol yedirelim diyoruz ya usta, bizim de yememiz lazım. Çünkü biliyorsun belli bir yaşa geldikten sonra bizlerin gerçekten vücut fonksiyonları yavaşlıyor. Kilo vermekte zorlanıyoruz. Ondan sonra kas hareketlerimizde zorluk yaşıyoruz. Kas rahat hareket edemiyoruz. Zaten çok fazla hareket eden bir millet değiliz. Hareket evet. etmeyi çok fazla sevmiyoruz. Ve sinir sistemi, mesela kalp kasları, ondan sonra vücudumuzdaki sinir sistemi, bunlar ne oluyor? Zamanla aşınıyor. Neden? Dedik ya size sağlıklı beslenmiyoruz diye. Muz da bunu giderebiliriz. Muz yediğimiz zaman ne yapacak? Kaslarımızı çalıştırmış olacağız. Kaslarımızı canlandıracağız. Şimdi belki bunda dedik ya protein değeri çok yüksek ama kolesterol hiç yok. Hiç yok kolesterol. O yüzden ne yapacağız? Bol bol bizlerin de yemesi lazım. Biraz telefon fazla var. Tüketelim diyorsun. Tamam, değil mi? Fazla tüketelim. Hiç tüketemezsek günde bir tane muz yiyelim. Evet, alo. Alo. Alo teyzeciğim, nasılsın? Ya teşekkür ederim Mündir, sen nasılsın? Ellerinden öperim. Çok tamam. mutlu ettin beni, Allah razı olsun. Evet, telefonda evet, bir arıza oldu. Her telefonda bir arıza var. Evet. Şimdi da kendisine selamlar. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten, evet, çok sağ ol. Büyüklerimiz farklı tabii evet, ki haliyle, sağ olsun. En onların her zaman kıymetini bilmemiz kesinlikle lazım. Öyle, kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Buradan da ona da sevgi ve selamlarını evet. ellerinden öpüyoruz ve bütün Mardin'e sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, şöyle tatlımızı hazırladık ve servis tabaklarımızı aldık. Şöyle kalanı da gelip bir tabağımıza koyduk. Bu da Merve için olsun. Olsun, o tarçını çok seviyor. Evet, ondan sonra şöyle üstüne sevgilicilerimiz hemen ne yapalım? Şöyle tarçınımızdan da şöyle biraz süsleyelim. Evet, çok fazla olmasın. Az bir şeyi şöyle renk versin diye, tat versin diye tarçınımıza da çok hafif şöyle süslüyoruz. Görüyorsunuz hemen çok hafif süsledikten sonra şimdi de şöyle pasta süsümüzü de alalım. Şöyle güzel bir görüntü olsun sevgilicilerimiz. Özellikle bunu siz hazırladığınız zaman çocuklarınıza da ikram ettiğiniz zaman verdiğiniz zaman çok da hoşlarına gidecek. Mutlaka da böyle yapabilirsiniz. Pasta süsü de çok fazla pahalı bir şey değil sevgilicilerimiz. Her yerde de bulabilirsiniz, marketlerde özellikle de. Ufak paketlerde satılıyor. Alıp çocuklarınıza şöyle güzel renklendirebilirsiniz. Çocukların süt sevmiyor veyahut da yoğurt sevmiyor olabilir. Onlara böyle yapıp da güzel şeyler sunabilirsiniz. Farklı lezzetler tattırabilirsiniz. Şöyle pasta süsümüzde gördüğünüz gibi hemen tabağımızı şöyle süsleyelim. Son kalan Merve ablamın da tabağını şöyle süsleyelim. Ve tatlımız görüyorsunuz hemen güzel bir şekilde hazırlandı ve süsledik sevgilicilerimiz. Onları şöyle kenara alalım. Ve ondan sonra şimdi de ne yapacağız? Hemen diğer yemeğimize geçiş yapacağız. Şöyle bir düzeltelim tezgahımızı. Şunları, evet, zeytinyağlı maydanoz yemeğimiz. Evet, şunları şöyle bir alalım. Tezgahımızı hafif bir toparlayalım değil mi Ayşegül Hanım? Tabii ki. Evet, şöyle. Şöyle bir bezle sadece hafiften biraz döktük şöyle. Ondan sonra toparlayalım tezgahımızı.
Şifasına inşallah hepsine ait olsun diyorum. İnşallah, ben sevgili evet. izleyenlerimiz güzel bir programın sonuna geldik. Sizlere bu güzel lezzetleri yaptık. İnşallah yapar yersiniz diyorum. Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.